eğleniyor musunuz? Ay çok eğleniyoruz. O kadar ki yani ortadan ikiye çatlayacağız. Değil mi Kainat? Süper, biz de çok eğleniyoruz ya. Çok güzel. Ben de şuradaki mavi ceketli çocuğa bayıldım. Ya. Gidip yanına konuşsam mı diyorum. Pek bir baby face, pek bir tatlı. Yok be, o değil de beyaz gömlekli olan fenaymış ama. Aha evet, gerçekten ya. Yani gidip biriyle konuşayım değil mi? Gencim güzelim, biri tanırım herhalde. Hiç. Keyfine bak. Ben de... Geri zekanın beğen bir çocuğa bak. Kız kız İsmail uzun. Buraları terk ederim. Sınırlarım yok, yalan değil. Bak çok büyük yürürüm. Seninle kaybolurum. Kendimi zor bulurum. Dükkanı kapatıp eskileri atıp çok büyük yürürüm. Yok, içmemek lazım değil mi? İnsan sürekli tuvalete geliyor yoksa. Sen bunu söylemedin değil mi gerçekten? Nasıl? Öküz olduğun kadar öküzsün diyorum. Duyamadım da müzikten. Bir daha söylersen. Ay isabet olmuş ya. İyi ki duymamışsın. Benim adım Yalçın. Benim adım da Şebnem. Tanışalım ama çok yakınlaşmayalım, olur mu? O nasıl olacak? Şöyle ki, senin için çok tatlış bir planım var. Anlatayım mı? Buraları terk edelim. Sınırlarım yok, yalan değil. Bak çok büyük yürürüm. Seninle kaybolurum. Kendimi zor bulurum. Dükkanı kapatıp eskileri atıp çok büyük yürürüm. Yalnız sana ama giderken çok fena ağlandın, haberin olsun. Gelme istersen ha. Üstüme gelme. Vallahi bu gecenin sonunda kan çıkacak ha. Öyle deme ya. Ya baksana şunlara. Selim de kaşınıyor ama. Nasıl Şebnem kaşınıyor? Ya bir kere de gurur meselesi yapmasın ya. Çıksın ne istiyorsa açık açık konuş. Kız tarafıyız biz, kız. Ayrıca Şebnem bilmiyormuş gibi konuşuyordu. Söz konusu aşk olunca öyle kız tarafı erkek tarafı falan kalmaz. İnsan aşk için her şeyi yapar. Ne yapsak ya? Biz de mi dans etsek acaba? Olur. Biraz geri geri, geri geri. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Yanında adam var. Sonra çıkmasın sonra. Ya saçmalama, en yakın arkadaşı dedim ya. Hadi. Merhaba, ben Yalçın. Gamze. Beraber gidelim. Ne oldu, bozuldu? Havam kaçtı canım. Öyle mi canım? Sen bilirsin. Ben arkadaşını niye bıraktın acaba? Seni ne ilgilendiriyor acaba? Pardon, ben bir çilekli kokteyl alabilir miyim? Dostum, bana da aynısını. Yemekler çok güzeldi değil mi? Hı? Yemekler. Ha, evet. Ya ben bir Özgür'ü arasam mı acaba ya? Hiç gerek yok. Ya sen gerek yok diyorsun ama Aymine çok üzüldü. Yani hiçbir şeyden haberi yokmuş belli ki. Ben böyle her şeyi dandan söyleyince de şoke oldu gitti kız işte. Ya ama ben nereden bileyim böyle olduğunu? Yani Özgür Aymine'yi çok sevdiği için her şeyi açık açık söylemiştir diye düşündüm ben. Madem çok seviyormuş, anlatsaymış o zaman her şeyi. Yaptığı bütün manyaklıkları bir bir dökseymiş kızın önüne. Öyle her şey olup bittikten sonra üzülmenin manası yok. Bugün yarın da zaten o kız kıçına tekmeyi basar onun, öyle mal gibi kalır ortada.
buyurun. Aybileciğim, bir saniye beni dinler misin? Dinleyemem. Ya sen gerçekten beni hiç tanımadın mı? Belki yanlış tanıdım, olamaz mı? Ya ben gerçekten öyle bir adam olsam, bir bak bana, ha? Sana da zaten manyaklıklar yapardım, değil mi? Takip ederdim, taciz ederdim ama hiçbirini yapmadım. Evet ama... Aması maması yok, yalan söylüyor işte. Neyse, ben bu konuları konuşmak istemiyorum, eve gireceğim. Almila, yapma böyle. Gamze nerede ya? Göremedim mi? Lavaboya gitmiştir. Dans ettiği çocuk da yok. Beraber çıktılar galiba. Öyle bir şey olsa benim de haberim olur, değil mi? Hı, kesin olur. Ne oldu? Çok sevindin herhalde. Niye sevineceğim ya? Bana ne? Bilmem. Anında fark ettin de bir an dikkatimi çekti. Çok dikkatli bir insansan demek. Ben dans edeceğim. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Daha ne kadar inat edeceksin? Hangi konuda? Sen biliyorsun hangi konuda. Selim, sana 50 kere söyledim. Anlamıyorsun. Aramızda bir şey yok. Ben senden hoşlanmıyorum. Anlatabildim mi? Anlat sen daha, anlat şeyden. Ya bak, yarın bir gün beni biriyle göreceksin. Yıkılacaksın. Sen bu söylediğine inanıyor musun? Niye inanmıyorum? Yani başka biriyle olmayı düşünüyorsun ama sürekli peşindesin. Bence de biraz mantıksız değil mi? Ben öyle sandım. Şebnem, bir cümle. Sadece bir cümle söyleyeceğiz. Herkesin bir şarkısı var. Bu da benim şarkım olsun sana. Herkesin bir şarkısı var. Bu da benim şarkım olsun sana. Sana söyleyecek bir sözüm var, benden sana bir hatıra olsun diye. Karanlık bastığında, yalnızlığında, canın sıkkın kendinle diye. Bir gün olur da veda edemeden kaybolup gidersem, üzülme sakın,
kimse, tam aksine kocaman bir tebessümle. Herkesin bir şarkısı var, bu da benim şarkım olsun sana. Herkesin bir şarkısı var, bu da benim şarkım olsun sana. Yaşananlar inan, aklımda kalan bu notalar. Herkesin bir şarkısı var, bu da benim şarkım olsun sana. Ben size dedim ama gidip aşık olup şu çocuklara yapışmayın dedim. Ne yaptınız? Hiç de bile yapışmadık. Bence de. Ayrıca sen kendine bak. Ne varmış benim halimde, pardon? Yani ben gayet de... Gayet de yamulmuş durumdasın Şebnemciğim. Yani Selim'e bir şey çaktırmayacağım diye ne yapacağını şaşırdın, yalan mı? Yalan tabii. Ben ona bir şey hissetmiyorum. Hissediyor olsaydım eğer, dün gece orada durabilir miydim? Cinnet getirirdim canım, karşımda neler yaptılar. Yalnız ben de oradaydım, hatırlatırım. Bir ara sinirden dudaklarını kemiriyordu. Sinirden değildi canım o, sıkıntıdandı. Hmm. O çocuğu da sıkıntıdan ayarladın değil mi Gamze'ye? Ben bir şey yapmadım. Hadi canım. Ya Şebnem, niye korkuyorsun? Niye itiraf etmiyorsun ki aşık olduğunu? Bir şey nasıl itiraf edebilirim acaba kainat? Kızlar ben size defalarca söyledim. Ben aşık olmam ki. Olamam. Yani ben gezerim, tozarım. Ha, gerekirse nikah masasına otururum. Ama aşık olmam. Niye biliyor musunuz? Çünkü... Neyse ya, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Vallahi kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin Şebnem. Seviyorsan git konuş bence. Niye kendine bunu yapıyorsun ki? Hayır, hayat çok kısa bak vallahi. Hayır, sonra çok üzülürsün. Çok ağlarsın da. İş işten geçmiş olur. Makyaj yapıyorum Almila. Ne oldu buna ya? Hiçbir fikrim yok. Almilacığım. Almila. Sinirlerim bozuldu. Ne yapayım, sana makyaj yapayım mı? Yok. Tamam. Ne süreyim? Ya arkadaş, ben böyle inat görmedim ya. Ya abi, belki Şebnem seni sevmiyor gerçekten. Olamaz mı? Olamaz. Şimdi seni gerçekten seviyor olsaydı o kızla yakınlaştığın zaman kesinlikle bir arıza çıkartırdı. Tamam, güzel. Mektubu açıklayın o zaman bana. Ya kaç defa söyleyeceğiz, belki bir anlık endişeyle yazdı onu. Yani o an öyle geldi belki de. Seni seviyormuş gibi geldi. Göreceğiz bakalım. Aklımda son bir şey daha var. Onu da yapayım, ondan sonra konuşacağız. Ya peki ne oldu birdenbire ya? Ya uzun zamandır teklif ediyorlardı zaten de ben kabul etmiyordum Müfit abi. Ama şimdi baktım babam da çok fazla üstüme düşmüyor. Dedim neden olmasın? Belki buradan dünya turuna devam edersin. Olabilir, inşallah. Abiciğim bak, gittiğin yerlerden dönmek için hiç acele etme, tamam mı? Ya sonuç olarak bu Avrupa turu. Boru değil ki ya. Böyle tadını çıkar, doya doya gez, dolaş, eğlen. Dönmeyi falan dert etme sen. Ya dönersin ya. Aa, Avrupa turuna mı çıkıyorsun? Senin adına yani gerçekten çok sevindim. Yolculuk ne zaman kısmetse? Bir aksilik çıkmazsa bugün. Aa, çok
Azıcık malçık malçık arsada çok şey yapma ya. Yani sen Titanic seversin ayrıca. Belki bir iceberg'le falan karşılaşırsın. Sonra hop diye Bodoslama buzdağına çarparsın. Oradan da pat diye su altını boylarsın. Allah büyük. Neyse. Hadi vedalaşalım. Ya görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et. Sen de kardeşim. Ama sık sık ara olur mu? Sende uydu telefonu da vardır zaten. Bakacağız artık. Müftü abi. Yolun açık olsun. Emo. Seni yanım. Güle güle. Şebnemciğim. Görüşürüz. Görüşürüz Selimciğim. İlkokul bir ya. Yemin ederim ilkokul bir yani. Şunların zeka seviyesi ilkokul bir. Görüşürüz. Hadi güle güle. Dikkatli dikkatli. Su gibi git, su gibi gel. Hiç üzülmüyor musun Şevren? Kim bilir ne zaman dönecek çocuk? Ay, niye üzüleceğim teyze hoşa? O gitse gitse Beşiktaş'a gider. Oradan da simit alır geri döner. Ne Beşiktaş'ı canım? Baya baya Avrupa turuna çıkıyor işte. Ay, çıksın. Çıksın, ben çıkmasın demiyorum ki. İstiyorsa Avrupa turuna çıksın, istiyorsa dünyayı turlasın. Hayır, çok istiyorsa çekişe katılsın, uzay turuna çıksın. Hayır, genç adam gitsin tabii. Ben karşı değilim böyle şeylere ben. Gitmesin demiyorum ki, değil mi? Ha, vallahi ben de karşı değilim. Gitsin, gitsin yani. Bence bu sefer ciddi. Bak gör, geri gelmeyecek. Ay, bunu da ben yedim çünkü. Bu küçük numaraları koskoca Şebnem Gülsoy yedi. Evet. Şebnem, sen şaka zannediyorsun ama Selim gerçekten gitti. Hani vedalaşmak istersen, bir düşün istersen. Sonuçta gidip de dönmemek var. İtalyan kızları, Fransız kadınları. Elini sallasa elisi. Ha, hoş geldin. Dersin mi var? Yok ya, yarım saat önce bitti. Çıkacağım şimdi ben de. Ne oldu, konuştun mu Özgür'le? Aa, konuştuk konuştuk. Onlar düzelttiler her şeyi, merak etme. Gerçekten mi? Evet, hatta Aymine ile konuşmuş. Hiçbir sorun yok artık yani. Nasıl yok ya? Nasıl yok? O kadar anlattık Özgür'ün nasıl bir insan olduğunu. Hiç mi korkmamış, hiç mi çekinmemiş? Aslına bakarsan daha da iyi olmuş araları. Bu olay onları daha da bağlamış birbirine, biliyor musun? Bir seviyorlar birbirlerini, bir seviyorlar, anlatamam. Ne hoş. Benim bir işim vardı, şimdi geldi aklıma. Sonra görüşürüz. Tabii ya, sen keyfine bak. Bak bak. Bence hiç güzel bir şey değil. Niye herkese yalan söylüyor ki? Ya ama ne yapsın çocuk ya? Düşünmüş düşünmüş, aklına hiçbir şey gelmemiş. Zaten Şevlem de inatçı keçinin teki, biliyorsun. Evet ama ya yine de hiç hoş bir şey değil. Tamam ama inatçılık da hiç hoş bir şey değil, değil mi? Doğru, haklısın. Ha, bu kız kime çekti hiç bilmiyorum. Ya emin misin? Gayet eminim. Ben gideyim şununla bir konuşayım. Belki bir yararı olur. Hadi bakalım. Selim de baya baya gitti. Bilmem. Birkaç ay sürecekmiş galiba. Öyledir kesin. Keşke kovar gibi göndermeseydin çocuğu. Ne yapsaydım teyze hoş? Sadece sümük alsa mıydım arkasından? Hayır ama. Ha, ne ama? Allah Allah, ben bilmiyor muyum onun yaptığını? Bilmiyor muyum gitmediğini? Hayret bir şey, beni kandıracaklar sözde. Öyle diyorsun ama Selim'in en büyük hayali tekneyle Avrupa turu yapmakmış. Hatta oradan da dünya turuna devam etmek. Yani belki de hayalini gerçekleştiriyor.
sanmıyorum. Bence sen yine de bir düşün. Ay tamam neyse, öf sıkıldım ben. Gidip zaten dışarıdan bir şeyler almam lazımdı. Sen de bir şey isteyecek olursan ararsın. Tamam. Hadi bay bay. Bu işe yaradı galiba. Ben baktım. Senin ne işin var burada? Bunlar ne? Bunlar. Sürpriz. Bana yardım edersin hepsini göstereceğim. İyi de. Ya babanın evde olmadığını biliyoruz herhalde. O yüzden böyle rahat geldik. Ya Can. Bu nereden çıktı? Bir arkadaşımdan ödünç aldım. Sen dün Kazım amca eskiden terzi demiştin ya. Ben de düşündüm. Bir sanat yönetmeni arkadaşımı aradım. Bir çekim için 100 tane yeniçeri kostümü dikilecekmiş. Ben de Kazım amca kabul eder belki diye düşündüm. Çok tatlısın biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Ben annemlere haber vereyim. Tamam. Anne! Ya hadi gel gel. Bak! Bak canım. Yüklerden kurtulmak lazım. Geçmişe çizgi çekmek lazım. Belki çok çalışmak lazım. Ama yine de vazgeçmemek lazım. Başlamak lazım yeni bir hayata. 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 Vallahi bence hiç fena olmadı. Bence de. Tebrik ederim, hemen barışmışsınız. Ya ne olacaktı? Senin salaklıkların yüzünden bir de sevgilimden mi ayrılacaktım? Bir kere seni bırakıp gittiğine göre senin söylediklerine inanmıyor, sana güvenmiyor. Allah Allah, çok biliyorsun sen. Yalan mı? Seven kadın ne olursa olsun bırakıp gitmezdi sevdiği adamı. Tamam, söyleyeceklerim bitti mi? Hiç anlamıyorsun değil mi? Neden bunları yaptığımı hiç anlamıyorsun. Seni hala seviyorum ben. Vallahi benim bu numaralara karnım tok adacığım. Zaten daha alasında gördük senden. Ama bak istiyorsan Önder'i kandırabilirsin ha. Hatta ona istediğin her şeyi yaptırabilirsin diyeceğim ama... onu da yaptıramazsın çünkü her şeyden haberi var. Yani anlayacağın, sana ayrılan sürenin sonuna geldik canım. Sayılmaz ama. Yani seninkilerin yanında kesinlikle değil. Sen kendini zeki falan mı zannediyorsun ya? Hadi biz kendi aramızda konuşmasak. Aylin'le Özgür'e bir şans daha vermese belki... bak belki diyorum. Bir süre daha bu saçma oyununu sürdürebilirdin ama... Yok yok, onu da beceremezdi. Nasıl olsa patlardı. Ya neyse işte. Sonuçta senin bu yüzünü görmüş olduk biz. Şimdi rica edeceğim, kibarca söylüyorum. Defolup gider misin hayatımızdan? Ben de çok meraklıydım size. Pardon. Yüzüğü alayım. Al. Yalnız bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Tamam, tamam, tamam. Vallahi ucuz atlattım.
Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Sana bir sürprizimiz var. Bunlar nereden çıktı? Biz senin için bir iş bulduk babacığım. Eğer kabul edersen tabii. Kostüm dikilecekmiş. Bir dönem dizisi için. 100 tane yeniçeri kostümüne ihtiyaçları varmış. Her şey hazır. Ölçüler de alınmış. Hepsi bu defterde yazıyor. Malzemeler tamam. 10 günümüz var. 10 gün mü var dedin? Yetişmez mi baba? Ya yetişir yetişmesine de. Ben tek başına altından kalkamam ki bunu. Sen mi buldun bu işi? Bir arkadaşım buldu diyelim. Anladım. O arkadaşına söyle de gelsin yardım etsin bana. Ama baba... Kainat, fikrimi değiştirmeden arasan iyi edersin. Tamam, ben hemen arıyorum. Eh, hadi bakalım. Hadi bakalım. Niye geldin sen? Ben mi? Gittiğinden emin olmak için. Herkesi kandırabilirsin tabii. Ama Şebnem Gülsoy'u asla. Gördüğün gibi her şeyim hazır. Kesin boştur bunun içi. Emin misin? Ne bulduysan tıkıştırdın değil mi bunun içine? Hı hı, evet. Zaten bunları da görüntü olsun diye çıkardım. İyi, güzel. Çok sevindim ya. Gidiyorsun değil mi gerçekten? Şebnem, daha kaç defa söyleyeceğim? Gidiyorum. Tamam. O zaman bir sade kahve yap da içelim, öyle gidersin. Ya çok özür dileriz Önder. Vallahi bizim yüzümüzden hayatın kararıyordu neredeyse. Bir daha iyilik falan yapmayın bana arkadaşım ya. Yok yok, yapmayacağız zaten. Bu ilk ve sondu değil mi? Aman iyi bari. Affettin mi bizi? Şimdilik. Gerçi siz yine bir şapşallık yapıp başınızı başka bir belaya sokarsınız, o ayrı. Aa Derin. Selam. Geçen Suzan'la karşılaştım. Konu senden açıldı. Baharatçılığı bırakıp kafe açmışsın. Ya evet ya, öyle oldu. Hayırlısı olsun. Ben de bir gelip hayırlı olsun demek istedim. Sağ ol, iyi etmişsin. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Özgür ya, arkadaşla bizi tanıştırsana arkadaşım. Evet, tanıştırsana. E tabii tanıştırayım. Şişt. Bak bu da eski sevgilin falan çıkarsa. Vallahi kafanı kırarım. Ben de kafanı kırarım ha. Ya yok ya, bu sadece arkadaşım. Ha iyi o zaman. Derin Önder. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Derincim, bu da Almiloş. Memnun oldum. Oturmaz mısın? Olur. Babacığım, Can geldi. Hoş geldin. Sen içecek bir şeyler koy bize. Kolay gelsin. Kalk kalk. Oturmaya mı geldin? Madem yardım edeceksin, modellik yapacaksın önce. İnsan bazen hata yapabiliyor. Karşıda bir adam çıkıyor. O adam adam değil diyorsun, bir halt olmaz diyorsun. Gözü göz değil diyorsun. Esip gürlüyorsun. Ama sonra seni öyle bir yanıltıyor ki... adam gibi adammış diyorsun. Çok sağ olun. Sana mı dedim oğlum? Sen niye üstüne alıyorsun ki? Pardon. Kıpırdama oğlum, kıpırdama. Bak hala kıpırdama.
İstersen marinaya kadar gel benimle. Yok artık Selim, daha neler. Neyse. O zaman gitme vakti geldi. Demek buraya kadarmış. Evet. Hadi sen git. Bir hayale kaptırdım kendimi, sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Kendine iyi bak Şevdan. Bulamam yolumu. Sen olmayınca yanımda kalsan, hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana, söz versen, sözünden hiç dönmesen, güle güle. Ömrün boyunca hep beni sevsen, ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar birbirimize kalkan. Olamazsak eğer, kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi, sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman Selim. Bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca, yanımda kalsan, hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana, söz versen, sözünden hiç dönmesen, ömrün boyunca hep beni sevsen, ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar birbirimize kalkan. Olamazsak eğer,